turizm tarafına baktığımız zaman bugün dünyada yaşlıların turizme katılımlarının kısıtlı olduğunu biraz önce söylendi ve %50 ile söylendi. Tabii yaşlılarımızın turizme katılımında bir defa engel olmayacak. İki, onların gitmek isteyecekleri, deneyimlemek isteyecekleri bir takım cazip unsurlar olması gerekiyor. Ve Türkiye burada kendine nasıl fırsat yaratabilir? Ve ikinci bir soruyla aynı anda cevaplarsanız, bugün başarılı olmuş ülkeler yaşlı turizminde başarılarını neye borçlular? İkisini birden cevaplarsanız aynı anda memnun oluruz. Buyurunuz Muzaffer Hocam. Teşekkür ederim Sinan Bey. Şimdi benim de en çok bu konu hakkında düşündüklerimden birisi başarılı olan ülkelerin özellikleri nedir? Bunların bir kısmı örneğin Musa hocamızın MBA öğrencilerinin yaptığı çalışmada da vurgulandı gibi geliyor. Hangi ülkeler diyelim? En azından Avrupa'da karşımıza çıkan ülkeler şöyle: İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, uzak doğuda diyelim Japonya bunlardan verilecek örnek ülkelerden birisi. Son zamanlarda tekrar Avrupa'ya dönersek Romanya ve Bulgaristan'ı da ilave edebilirsiniz ki bayağı aşamalar yapıldı. Latin Amerika'da dersiniz çok başarılı olan ülkelerden birisi ki benim kendi kişisel deneyimim ve diğer yapılan çalışmalara baktığımız zaman karşımıza çıkan ülke Costa Rica. Şimdi bize karşımıza çıkan soru şu: acaba bu çok başarılı, yaşlı turizmde başarılı olan bu saydığım Avrupa'daki dört ülke neden bu kadar başarılı diye sorduğumuz zaman onlarda olan ne ki bizde yok Türkiye'mizde diye sormamız gerekiyor. İşe biraz böyle baktığımız zaman önce bu ortak özelliklerine şöyle bir değinmekte fayda var. Bunlar denizi ve tarihi zenginlikleri olan ülkeler ki Türkiye'de de var. Bu özellikler yaşlı turistler için popüler bir destinasyon oluşturuyor kesinlikle. Olumlu iklim, sahilleri ve kültürel çekicilikleri, özellikle emekleri için yaşam kalitesini artırıcı özelliklere sahip bunlar ve onları etkiliyor. Çünkü bir yerde gidildikten sonra, kalındıktan sonra kişiler yaptıkları faaliyetlerle kendi yaşam kalitelerini hani güçlendirmek, onlara katkı sağlamak amaç haline geliyor. Ve bunların dışında bu ülkelerde erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti. Bülent hocamız bunları çok güzel izah etti. Daha önceki toplantılarda bunlardan zaten bahsedilmişti. Diyelim ki şehirlerden daha uzak fakat bütün sağlık hizmetlerine yakın olabilecek bir yerlerde bu gibi yaşanabilecek, yaşlı turizme açık olabilecek diyelim ki emekliler veya işte yaşlara yönelik hani tesislerin, yerlerin yapılması modelleri. Bu dediğim ülkelerin hepsinde bu gibi modeller söz konusu. Yunanistan da dahil. Şimdi birazcık bunları açmamız gerekirse Portekiz niye çok başarılı bir ülke? Bunlarda en azından yatay mimari tasarımı çok uygun. Yaşlı dostu turizm politikalarına sahip, aynı zamanda sıcak bir iklim özelliğine sahip. Önemli. Son 5 veya 10 yıl içinde Portekiz yaşlıların seçtiği bir destinasyon haline geldi. Özellikle Avrupa Almanlar için, işte diğer İngilizler için, Fransızlar için belirttiği gibi hatta Fevzi Hocam bahsetmişti. Bu kişiler direkt gidip burada yaşıyorlar. Nasıl Amerikalılar Costa Rica'ya gidip yaşıyorlarsa emekli olan kimseler. Japonya'ya baktığımız zaman sağlık hizmetleri, güvenlik ve düzenli bir yaşam tarzı sergilemişler. Çünkü bu bir yerde ülkenin genel imajıyla veya markasıyla ilgili Musa hocamızın vurguladığı konularla ilgili bunu sağlamışlar bu güvenceyi. Aynı şekilde İspanya'ya bakıyorsunuz aynı özelliklere sahip. İşte sağlayacakları sağlık kalitesi üst düzeyde. İşte diyelim yaşlıların rahatlıkla işte istifade edecekleri hizmetlerin onlara sunulmuş olması hepsine sahip. Bu gibi best practice en iyi uygulaması olan ülkeleri örnek almamız gerekiyor ve bunlar daha çok başarılı ve tercih edilen destinasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca bu ülkelerde yaşlı turizminin başarısının temelinde genellikle sağlık hizmetlerinin kalitesi, belki bu en öncesi, kolay ulaşımın bunlara sağlanmış olması,
tabii destinasyonda yaşanılan yerde konforlu ve yaşlı dostu konaklama seçeneklerinin bunlara sunulmuş olması. Bunlar da özellikle çok önemli ve güvenli bir ortam. Bunları her açıdan Fevzi hocamız güzelce detaylı bize izah etti. En çok yaşlıların, yaşlı turizme ilgilenen kişilerin karşısına çıkan endişelerden birisi bunlar. Güzel doğa, ılımlı iklimlerden bahsediyoruz. Aynı zamanda zengin, çekici kültürler, altyapıların oluşturulması ve bunlardan kişilerin nasıl istifade edileceğinin sunulmuş olması söz konusu. Bunların tümü veya kombinasyon şekilleri herhangi bir yeri çok iyi bir yaşlı turizm destinasyonu haline getirebiliyor. Tabii bunları en üst düzeyde şekillendiren de o yerin, destinasyonun veya ülkenin genel algılanan imajı söz konusu. Bunun da yönetilmesi çok çok önemli. Türkiye bu açıdan şanslı ve bilinçli, planlı bir yaklaşımla yaşlı turizm destinasyonu haline gelmesi mümkün. Ama Bülent hocamız da söyledi, belki bu açıda biz adımları daha bilinçli ve hızlı bir şekilde atmamız gerekiyor. Biz bunu kaçırmamız gerekiyor. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki Avrupa'daki olan değişiklikler, farklılıklar bu gibi kişilerin daha çok Karadeniz'in diyelim ki Romanya veya Bulgaristan taraflarına gittiğini görüyoruz. Tabii bunun içerisinde Macaristan gibi bir ülke de var. İskandinavya ülkeleri biraz daha farklı bir tutum, yaklaşım var. Çünkü dediğim ılımlı bir iklime sahip olmadıkları için doğal olarak avantajları az. Fakat Türkiye'de bu baktığımız özelliklerin hemen hemen hepsi mevcut. O zaman soru şu oluyor, biz ne yapmamız gerekiyor, ne ilave etmemiz gerekiyor ki bu ilk onlara girebilecek bir kapasite yaratmamız gerekiyor. Buradaki işbirlik çok çok önemli. Tabii yeni yaratılacak yaşlı turizm destinasyonlarının kesinlikle finansman açısından da incelenip bakım ekonomisiyle birleştirilmiş olması gerekiyor. Aslında Amerika'ya baktığımız zaman ki Massachusetts'te bizim kaldığımız eyalette bu gibi yerler çok arttı. Daha önce Virginia'da da bunu görüyorum. İnanıyorum ki Fevzi hocam bunları daha çok biliyor, takdir ediyor Florida eyaletinde. O bütünleşmiş turizm, yaşlı turizm, emekli yaşam alanları geliştirilmeye başladı. Esas finansmanı yapılacak yerler bu gibi yerlerin olması diye düşünüyorum. Tabii bunların şey açısından ne diyelim, politik açısından da hani şekillendirilip düzenlenmesi veya yönetiminin daha belirgin bir hale getirilmesi gerekiyor. Ama bizim doğal olarak başarılı olabilecek tüm diyelim ki değişkenlere haiziz ve elimizde var, fakat bunların yapılandırılması, bunların sunulması bizim için ve insan kaynaklarıyla desteklenmesi, hem de iyi eğitilmiş kişilere desteklenmesi bizim geleceğimizin o dar görülen kapısını daha genişletecek diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında tabii örneklemeniz bana şunu söyledi. Hani böyle derler ya, un var, şeker var, niye helva yapmıyoruz falan diye. Türkiye'de her şeyin var olduğunu söylediniz ama tabii bugün mesela Avrupa ülkelerine baktığımız zaman örnek olarak Hollanda'da mesela çok ciddi yaşlı dostu sosyal merkezler, alanlar yaratılmış. Bu sokağıyla, kaldırımıyla, işaretleriyle, trafik ışıklarıyla, otobüsleriyle, aklınıza gelen her şeyiyle. Bir de tabii bu yatay mimari meselesi. Bir an önce Bülent Hocam da altını çizdi. Yani bu şehrin göbeğinde, trafiğin ortasında huzur evi yapınca tabii bu insanlar gerçekten çok riskli anlar yaşıyorlar. Çünkü bu insanlar yola atlayabiliyor, dikkatleri zayıf veya demansı var. Onun için bu yaşlılığı referans alan çözümleri içeren yaşam alanları. Bu yatay mimari çok önemli. Yani bugün insanlar bahçeye dikecekleri ağacın bile aromatik olmaması ve yaşlıların işte solunum sistemini rahatsız etmemesi gibi detayları bile düşünebiliyorlar. Ve sonuçta uzmanlaşmış aslında ülkeler, şehirler yahut da işletmeler, kurumlar yaratılmadığı sürece biz yaşlıları ne kendi yaşlımızı ne de uluslararası yaşlıları biz mutlu edemeyiz. Ve sağlığın, konforlu hizmetlerin ve güvenliğin altını çizdi Muzaffer hocamız.